Sayın Bakanım, bu yoğun gündeminiz içerisinde bize zaman ayırdığınız ve bizlerle beraber olduğunuz için ayrıca size çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, zor ve alışılmışın dışında belirsizliğin üst seviyede olduğu bir süreçten geçmekte. Bütün dünya bu pandeminin yaratmış olduğu küresel travmayı hep birlikte yaşamaktayız. Ve bu durum bize küreselleşme, neoliberalizm politikalarının tekrar sorgulanmasına sebep olmakta. Küreselleşme deneylerinin tartışıldığı ve küreselleşme olgusunun kaçınılmaz olarak düşüşe geçtiği günlere doğru evriliyoruz. Bu sürecin en ağır tarafını belirsizlikler ortaya çıkardığı, makroekonomik dengelerdeki bozulmalar olarak gözlemliyoruz. Özellikle virüsün yayılımı sırasında kontrol altına alabilmek için uygulanan izolasyon tedbirleri kısa vadede tedarik ve tüketim zincirlerinde aksaklıklara neden olarak ekonomiye önemli kayıplara neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Biliyorsunuz bu ay geçen ayki ihracatımız %41 oranında azalmış durumda. Öncelikli olarak pandeminin ortaya çıkarttığı olumsuz ekonomik etkilerin bertaraf edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu sürece katkı sağlayan tüm bakanlarımıza sizin şahsınızda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak elimizden geldiğince bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Bakanım, değerli izleyiciler, küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiği dönemden geçiyoruz. Pandemi gibi şok gerçekleştiğinde tedarik zincirlerinde ham madde, ara ürün ve hizmet arzı devamlılığının sağlanamaması ve üretimin durma noktasına gelmesi önemli bir risk olarak karşımızda durmaktadır. Küresel üretim ve ticaret bağlarının tarihi olarak düşük seviyelere gerilediği, hatta birçok alanda kesildiği salgın süreci ülkemizin yerli girdi üretimini kullanımını esas alan katma değeri görece yüksek ulusal sanayi üretimini geliştirmeyi hedefleyen politika ve dönüşümlerinin ertelenmez bir eşiğindedir. Pandeminin hatırlattığı önemli gerçeklerden birisi de ithal edilen ürünlerin yerleştirilmesidir. Nitekim küresel pazarlarda orta ve uzun vadede rekabet gücümüzün arttırılması da ancak ithal ikameci ve katma değerli görece yüksek ürünlerin ağırlıkla üretildiği bir sanayi ve dolayısıyla ihracat yapısına kavuşmakla mümkün olacaktır. Sayın Bakanım, sürecin daha etkin bir şekilde işlemesi için sizlere bir önerimiz olacak. Sağlık kurullarında olduğu gibi sanayinin gelişmesi ve yönlendirilebilmesi açısından da bakanlığınız nezdinde kurullar oluşturmak suretiyle sektörlerimizi yönlendirecek, sektörlerimizde yapabileceğimiz tıpkı solunum cihazında olduğu gibi Türkiye'nin ithal ettiği aramalı ve diğer ürünlerle ilgili bunların yerleştirilmesi için çalışacak ekipleri de oluşturulmasında büyük fayda görüyoruz. Biz sanayiciler olarak kendi pazarımız hakkında yeterli kadar bilgiye sahip değiliz. Yani Türkiye'de atıyorum kaynak makinesi ne kadar satılıyor? Ben bir kaynak makinesi üreticisi olarak bu net rakamları bilemiyorum. Ama bu bilgiler sizlerde var. Bu anlamda hangi ürünlerin öncelikli olarak yapılması, hangi öncelikli olarak geliştirilmesi ve bunların teknolojik ve kalite standartlarının nasıl olmasıyla ilgili çalışacak ekipler olması suretiyle bu sanayicilerimizin yönlendirilmesi açısından büyük bir fayda olacağına inanıyoruz efendim. Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ihracat potansiyelimizi önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Türkiye'nin ihracatının toparlanması, küresel ekonominin toparlanma hızına bağlı olacaktır. Bu süreçte ihracatımızın korunması için teşviklerin devam etmesi gerekmektedir. Sayın Bakanım, bu arada bu pandemi tabii insanlar şu anda öncelikle sağlıklarıyla ilgileniyorlar. Ama bunun ekonomik tahribatı da her geçen gün süre uzadıkça ağırlaşmakta ve bunun telafi açısından özellikle günü gününe yaşayan
veya yeterli birikim olmayan firmalar açısından da ciddi sıkıntılara sebep olacaktır. Önümüzdeki dönemde işler yoluna girdiğinde bu firmalar tedariki soyunduklarında önce eski borçlarının kendilerine ödenmesini isteyecekler. Belki birçok firmanın tekrar işe başlamasında çeşitli zorluklar yaşanacaktır. Bu dönemde bu şeylerin ekonomik imkanların biraz daha arttırılarak, geliştirilerek devam ettirilmesi lazım. Bana göre bu tabii ki öncelikle insan sağlığı ve canı son derece önemli. Ama Türkiye'nin bu coğrafyada var olabilmesi için de sizin bakanlığını yaptığımız Sanayi Bakanlığı'nın mensubu olan imalat sanayinin üretimine devam edebilmesi lazım. Hayatta kalabilmesi lazım. Türkiye'nin asıl gücü bu üretim kabiliyetlerinden gelmektedir. Üretim kabiliyetlerini bizim ayakta tutabilmemiz, canlı tutabilmemiz gerekmekte. Bunun için gerekli tedbirler alınıyor ve daha da alınacağını tahmin ediyorum. Bu pandemi bize biraz da dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı konusunda bizlere biraz daha dürtükledi. Bu anlamda Sanayi 4.0 ile ilgili dönüşümün de önümüzdeki dönemlerde daha canlanarak devam edeceğini, bizim de bir model fabrikadaki çalışmalarımızın da buna biraz daha katkı vermeye çalışacağımızı inanıyorum. Sanayicilerimizin de bu konudaki taleplerinin eskisinden daha yoğun olacağına inanıyorum efendim. Efendim, işsizlik benim bugüne kadar yapmış olduğum gözlemlerde her krizden sonra işsizlikteki artışların telafi edilmesi daha da zorlaşmakta. Bunun için belki yeni stratejiler geliştirilmesi lazım. Evet, hükümetimiz bu konuda son derece güzel tedbirler aldı. İşten çıkartmanın önlenmesi, karşılığında ücretsiz izinin bırakılması, ücretsiz izine çıkartılması ve burada bir gelir desteğinin olması. Diğer taraftan işsizlik kısa çalışma mevzuatının yürürlüğe konmuş olması önemli ölçüde firmalarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle iş akitleri feshedilmeden işletmelerimizin tekrar start ettiklerinde, işe başladıklarında kadrolarını muhafaza edebilme imkanı sağlandığı için de çok güzel bir uygulama oldu. Bunun için de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şahsınızda bütün bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Bakanım, müsaade ederseniz Başkan Yardımcım ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Bey de organize sanayi bölgeleriyle ilgili yapılan mevzuat değişiklikleriyle ilgili söz almak istiyor. Size teşekkürleri olacak. Müsaade ederseniz ona söz vermek istiyorum efendim. Ona söz vermeden önce, madem bu yerlileşme konusunu önemsiyoruz, sizin kullandığınız fanlar meselesi vardı ürünlerinizde. Evet, Çin'den evet. Çin'den alamayıp Avrupa'dan 5 katı fiyat istedikleri. Evet, evet. Onları yerlileştirdiniz mi? Çalışıyoruz efendim. Tabii bu yerleştirmeyi yapabilmek için belli bir ölçekte talebin olabilmesi lazım. Biraz önce de arz etmeye çalıştığım konu oydu efendim. Yani ben sadece kendi kullandığım kadar da biliyorum. Ama Türkiye o fandan atıyorum bir milyon adet ithal ediyorsa, ben o zaman bu fan için bir tesis kurmam rentable olabilir. Bu i̇şte, verilere biz sahip değiliz. Biz bu konuşmayı Şubat'ta yaptık. Evet. O zamandan beri çalışsaydık biz onların ithalat rakamlarına çıkarırdık, kullanım yerlerini çıkarırdık, hatta bununla ilgili anket bile yollardık, gereğini yapardık. Ama bak, süreç yönetimini dinamik yapmamışız burada demek ki. Son derece haklısınız Sayın Bakanım. Ben de onun için tıpkı Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu kurullar gibi kurullar kuralım.
bu kurullarda konuları olgunlaştıralım. Şu anda biz hepimiz dağılmış vaziyetteyiz. Konsantre olmakta da güçlük çekiyoruz. Hele ben 65 yaş sınırı üstünde olduğum için bugün kaçtım efendim. Sayenizde buraya gelebildim. Onun için koordinasyonumuzda tabii aksaklıklar oluyor. Size 4 saat müsaade edeceğiz pazar günü. Tamam. Efendim, müsaade ederseniz Seyit Bey başlasınlar mı efendim? Tabii buyurun. Sayın Bakanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, bu yoğun ve zor günlerde OSB'lerin talepleri de dikkate alınmak suretiyle uygulama yönetmenliğinde yapılan değişikliklerle önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 16.4.2020 tarihinde yürürlüğe giren OSB uygulama yönetmeliğindeki düzenlemelerle sanayi parsellerinde 0.70 olan emsal 1 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece sanayicilerin ihtiyaç duyduğu daha fazla üretim alanı yaratılmasının önü açılmıştır. OSB'lerde sanayi parsellerinin boş kalan kısımlarında rüzgar veya güneş enerjisine dayalı yatırım mümkün hale getirilmiştir. OSB'lerde geri dönüşüm ve bertaraf tesisi kurma ve işletme imkanı tanınmıştır. Mevzuattaki boşluk nedeniyle OSB'lerin uygulamalarında bir takım sorunlara yol açan bağış konusu kesin çözüme kavuşturulmuştur. OSB'lerdeki işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması için 1 yıllık süre verilmiştir. Mevzuatta belirlenen koşullar çerçevesinde OSB'lerde genel kurula geçiş sürecine kolaylıklar getirilmiştir. Mevzuattaki bir takım boşluk ve eksiklikler giderilmiş, günün ihtiyaçları da karşılanmıştır. Böylece OSB'lerin ve katılımcılarımızın faaliyet ve çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine imkan tanınmıştır. Bu konuda çözüm odaklı yaklaşımımız için zat halinize ve şahsınızda tüm bürokrat arkadaşlarımıza, tüm organize sanayi bölgeleri adına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanım, ayrıca birkaç husus daha belirtmek istiyorum. Biz OSBİK olarak bu süreçte neler yapmıştık, onları arz edeyim isterseniz. OSB'lerin OSBİK ödeyecekleri 2020 yılı aidatını erteledik Sayın Bakanım. OSB'lerde üretimin tüm tedbirlerin alınarak devam etmesi için farkındalığı artırmaya yönelik tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye konulu video hazırlattık, tüm OSB'lerimize ulaştırdık ve yayınlattık. OSB'lerdeki sanayicilerin sorunları tespit edilmiş ve bakanlığımıza arz edilmiştir. OSB'lerdeki elektrik tüketimleri 80 gelişmiş organize sanayi bölgelerimizden günlük olarak alınmakta ve bakanlığımıza mukayesel olarak arz edilmektedir efendim. Bakanlığımızca müteşebbis heyet ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasından itibaren üretim yapmak isteyen sanayicilerimiz için alınan karar ve bunların uygulamaları için de ayrıca teşekkür ederiz. OSB'lerde üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışanların COVID-19 taramasından geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı'na ilgili yapılan işbirliği için de ayrıca teşekkür ederiz. OSB'lerde taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerinin web tabanlı yapılmasını sağlayacak protokol Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne de imzalama aşamasına gelmiştir. Arz etmek istedim efendim. Tekrar teşekkür eder, şükranlarımı sunarız. Sayın Bakanım, evet, ben konuşmama geçmeden önce o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Madem Seyit Bey bunu açtı, Ankara'daki OSB'lerimizin biz tabii kasalarını görebiliyoruz. Evet. Bize gönderdikleri raporlardan hem daha önce bu okul kampanyası ile ilgili hem de gerçekten Türkiye'nin büyük bir özveriyle ayağa kalktı. Biz bize yeteriz kampanyasına Ankara'daki OSB'lerimizden güçlü bir destek bekliyoruz. Ben de bunun altını çizmiş olayım. Konuyu siz açtığınız için. Tamam efendim. Gereğini yapacağız Sayın Bakanım. Emin olun. Evet. Sayın Bakanım, müsaade ederseniz bir teşekkür de Özgür Özüdoğru arkadaşımızın var. Çok kısa. Evet, sizin buyurun. Alt yükleniciniz Ergene Hafızası'nda. Ha, evet, buyursunlar. Merhabalar Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz bugün bize bu vaktinizi, bu değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bildiğiniz gibi 18 Eylül'de tünel açma makinamızı banttan indirmiştik fabrikamızda, organize sanayi bölgesinde. Devamında 15 Kasım'da biz kazıya başladık. Siz 29 Kasım'da bizi yalnız bırakmadınız. Çorlu'da tünelimize geldiniz.
bütün personelimizle bir araya geldiniz, bizi onurlandırdınız. Biz de size bugün müjdeli güzel bir haber verelim istedik. 5,5 aylık gibi bir kısa sürede 1910 metrelik kazımızı tamamladık. Geriye sadece 2 şaft tüneli kaldı. Bir 600 metrelik, bir de 700 metrelik. Ufak da bir video yaptık. Hatırlamanız açısından böyle bir hatırası kalsın diye izin verirseniz onu paylaşacak arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Diyarbakır Silvan'la ilgili Devlet Su İşleri projesinde de 11 metre çaplı tünel açma projesinde de çok emek vermiştiniz bize Sayın Bakanım. İmza aşamasına geldik. DSİ'ye sunum yaptık. Son derece beğenildi. Önümüzdeki günlerde inşallah sizi bu konuda da bilgilendireceğim Sayın Bakanım. İnşallah. İnşallah. Hayırlı olsun evet. Diyelim. Evet. Arkadaşlar paylaşabilirseniz. Sayın Bakanım, izlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, söz sizde. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere ve sosyal medyadan bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımıza öncelikle merhabalar diliyorum. Bu toplantının hayırlı olmasını ve verimli geçmesini temenni ediyorum. En son 28 Şubat'taki meclis toplantısında sizlerle bir araya gelmiştik. O zamanlar koronavirüs sadece Çin sınırları içinde olduğu için bir pandemi durumu da söz konusu değildi. Dünya sadece 2 ayda çok başka bir hale geldi. Sanırım bu kadarını hiçbirimiz tahmin dahi edemedik. Virüs zengin ya da fakir ülke ayrımı yapmıyor. Diyelim ki virüse yakalanmadınız, bu sefer de ekonomik ve sosyal psikolojik etkilerine doğrudan maruz kalıyorsunuz. Küresel ekonominin geldiği nokta ortada. Aynı anda arz ve talep şokları yaşanıyor. Uluslararası ticarette, sınır ötesi sermaye hareketlerinde ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar var. Geleceğe ilişkin belirsizlikler arttıkça üreticilerin ve tüketicilerin davranış kalıpları da değişiyor. Tabii şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu dönem küresel ekonomi açısından geçici bir şok olabileceği gibi kalıcı hasarlar bırakan uzun vadeli bir duruma da dönüşebilir. Şu anda kimse ne olacağıyla ilgili sağlıklı bir öngörüde bulunamıyor. Ancak bu iki senaryodan hangisi geçerli olursa olsun güçlü kalabilmemiz, bu dönemin bize sunduğu ya da sunacağı fırsatlara odaklanmamız gerekiyor. Virüsün ekonomik etkisini Nisan ayında hissetmeye başladık. Aslında biliyorsunuz geçen senenin son çeyreğinden itibaren güçlü bir toparlanma eğilimine girmiştik. Üretim, yatırım ve ihracat verilerimiz oldukça iyi performans gösteriyordu. Salgınla birlikte önce dış ticaret, sonra da üretim cephesinde daralmalar başladı. Dış konjonktürü yönlendirmek elbette bizim elimizde değil. Sonuçta tüm ülkeler içe kapandı, dış talepte kayda değer bir daralma var. İç talepte de insanlarımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle doğal olarak etkilendi. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Bu süreci en doğru şekilde yürütmeye azami özen gösteriyoruz. Türkiye bu küresel şokta başarılı bir sınav verdi. Bundan sonra da vermeye devam ediyor. Salgında yayılımın ve hasta sayısının düzenli olarak azaldığı bir döneme girdi. Hiç şüphesiz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eş güdüm içinde attığımız
adımlar sayesinde oldu. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya kadar her alanda somut ve dinamik politikalar uyguladık. Asla geç kalmadık, enine boyuna düşünmeden de panikle hareket etmedik. Böylesine zorlu bir dönemde kimse işinden, ekmeğinden olmasın. Sanayicilerimiz salgın bittiğinde işlerine odaklansın, kaldıkları yerden daha güçlü şekilde devam edebilsin diye istihdam alanında benzersiz bir yaklaşımla kararlı adımlar attık. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmenin şartlarını ciddi şekilde kolaylaştırdık. Sektör ayrımının olmadığı bu kritik imkana şimdiye kadar 3 milyonun üzerinde çalışan için başvuru yapıldı. Kısa çalışmadan yararlanamayacaklar için aylık 1170 liralık başka bir paketi daha devreye aldık. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık. Kamu bankaları eliyle temel ihtiyaçları, işe devamı ve esnaflarımızı desteklemek üzere farklı finansal destek mekanizmalarını yürürlüğe koyduk. Yine kamu bankalarımız kurumsal ve ticari işletmelerin kredi borçlarını öteledi. Kart limitlerini arttırdı ve mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması gibi kolaylaştırıcı düzenlemelere imza attı. Başından beri kimseyi aç ve açıkta bırakmamak adına bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Dolayısıyla toplumun en kırılgan kesimlerini de ihmal etmedik. Sosyal destek programlarımız vasıtasıyla yaklaşık 4,5 milyon ihtiyaç sahibi haneye biner lira nakdi yardım yaptık. Bugüne kadar ulaşamadığımız ihtiyaç sahibi haneler varsa bunlar için de bu yardımın yeni fazını başlattık. E-Devlet üzerinden talep eden ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştıracağız. Değerli sanayicilerimiz, tüm bunları yaparken sizlerle dirsek temasında olmaya çok önem veriyoruz. Salgının başından itibaren her türlü talep ve öneriyi titizlikle dikkate aldık. KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları kanalıyla özel destek programları açıkladık. Teknoparklar ve ARGE merkezlerinde uzaktan çalışmayı mümkün hale getirdik. Biliyorsunuz fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımımız asla olmadı. Bu kararı da salgının ülkemizdeki seyri kadar sizlerin talepleri doğrultusunda aldık. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetlerine ara vermesi durumunda büyük zararlarla karşılaşabilecek üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık. Böylece kısıtlama boyunca İçişleri Bakanlığı genelgesinde olan sektörlere ilave olarak il müdürlüklerimiz ve sanayi odalarıyla koordineli bir biçimde bu son kısıtlama döneminde 16.900 firma daha üretimlerini sürdürebildi. Bu yaklaşımı bundan sonra da devam ettireceğiz. Süreç boyunca şunu da görmüş olduk. Türkiye temel gıda maddelerinden sağlık ekipmanlarına varıncaya dek hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmedi. Yerli solunum yoğun bakım cihazımızı bile sadece 2 haftada seri üretim bandında indirdik. Bunlar elbette tesadüf değil. 18 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz ARGE ekosistemi bu başarının en önemli mimarı oldu. Bu ekosistemde yetişen ve bakanlığımızın desteklerinden faydalanan gencecik bir startup sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya umut oldu. Onların pilot ürününü Baykar, Aselsan ve Arçelik işbirliği bir üst basamağa taşıdı. Böylece büyük bir özveri ve adanmışlıkla dünya standartlarında bir cihazı 14 günlük rekor sürede üretebildik. Bu cihazlar Türkiye'ye nefes olmanın yanında Somali'ye de nefes oldu. İhtiyacı olan başka ülkelere de inşallah bundan sonra nefes olacak. Daha dün İHA ve SİHA'larımızın başarısını konuşuyorduk. Bugün yoğun bakım solunum cihazlarımız her yerde bir numaralı gündem maddesi oldu. Yarın kim bilir neleri konuşacağız. Sanayi altyapımız, yetişmiş iş gücümüz ve yeni koşullara hızla adapte olma kabiliyetimizle ben geleceği gerçekten çok parlak görüyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız dün normalleşme planıyla ilgili
önümüzdeki dönem yol haritasını açıkladı. Biliyorsunuz üretim cephesinde önemli gelişmeler var. Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime geçti. 11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak. Bazı tekstil firmalarının da açılmaya başladığını biliyoruz. AVM'lerin ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle sektör hızlıca toparlanacak. Başta da ifade ettiğim gibi evet zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu dönemin risklerine hazırlıklı olmak kadar fırsatlarını da değerlendirmemiz gerekiyor. Burada da en büyük görev siz üreticilerimize düşüyor. Yani normale hazırlıklı olmak diyoruz ama bence asıl başarı şimdiden bu yeni normali şekillendirmekten geçiyor. İşte bu noktada sizlerden 5 temel beklentimiz bulunuyor. Birincisi ve en önemlisi çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Süreçleri çok iyi planlamalısınız. Servislerdeki oturma düzeninden fabrikalardaki vardiyalara kadar her bir detay çok mühim. Bu konuda biz de önemli bir adım attık. Sanayinin kalbinin attığı şehirlerden Kocaeli'nde pilot bir proje başlattık. Sağlık Bakanlığımızla birlikte Gebze Teknik Üniversitesi'nde sadece sanayiye hizmet vermek üzere 5000 test kapasiteli bir laboratuvar kuruldu. Ankara içinde benzer bir proje yakında devreye girecek. Hatta bugün bile başlamış olabilir. Birazdan sizlere onu soracağım. Sanayi odamız, OSB yönetimleri, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız işbirliğinde hazırlıklarımızı tamamladık. Günlük 4000'in üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara için kurulmuş olacak. Önümüzdeki dönemde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da tarama testleri yapmayı başlatacağız. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz. Böylece emekçilerimizin sağlığını çok daha yakından takip edeceğiz. İkinci beklentimiz dinamik olmanız. Talep canlanmaya başladığında piyasayı en iyi şekilde besleyebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sizlere rekabet avantajı sağlayacak adımları gelin birlikte planlayalım. Yatırım kararlarınızı hızlandıracak, öngörülebilirliği daha da arttıracak ya da finansman sıkıntınızı hafifletecek mekanizmaları birlikte şekillendirelim. Üçüncü olarak tedarik zincirlerindeki konumunuzu güçlendir. Balkanlığa geldiğimde ilk günden itibaren katma değerli üretimin önemine vurgu yapıyorum. Sizleri bu yönde teşvik edecek yenilikçi politikalar uygulamaya da başladık. Bu şu süreç haklılığımızı tekrar teyit etti. Üretim çeşitliliğiniz ve kabiliyetleriniz ne kadar gelişmişse küresel rekabette o denli öne geçebiliyorsunuz. Bakınız Çin'deki üretimde yaşanan aksaklıklar küresel şirketleri üretim merkezlerini çeşitlendirmeye itiyor. Türkiye bu merkezlerden birisi çok kolay bir şekilde olabilir. Sektörünüzde faaliyet gösteren küresel şirketlerle irtibata geçin. Onların tedarikçisi olmak için teklifte bulunun. Yeni ortaklar bulun, yeni piyasaları açılın. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında açacağımız yeni çağrıları yakından takip edin. Ortaklarınızla gelin, bunlara birlikte başvuru yapın. Ayrıca birlikte iş yaptığınız KOBİ'lere sahip çıkın. Startuplarla iş yapma felsefesini benimseyin. Piyasa canlandığında onların kabiliyetlerine mutlaka ihtiyaç duyacaksınız. Dördüncü olarak yerleşme oranlarınızı artırmaya odaklanın. Bu salgın kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koydu. Üretimde başka ülkelere bağımlılık azaldıkça dış şoklara karşı direnç de artıyor. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla isteyince başarabildiğimizi gördük. Bu başarı hikayesi sizlere ilham olmalı. Sadece zora düştüğümüzde değil, normal zamanlarda da alışılmışlığın dışında davranmak gerekiyor. Güven alanınızın dışına çıkın. Farklı üretim yöntemleri, yeni ürün gamları ve yenilikçi fikirleri besleyen iş modelleri geliştirin. Yani risk alın. Arge, inovasyon ve insan kaynağına
yatırım yapmaktan da asla vazgeçmeyin. Beşinci ve son olarak dijital teknolojilere yatırım yapmanızı kuvvetle tavsiye ediyoruz. Farkındasınızdır, son 1,5 ayda çok hızlı bir dijitalleşme sürecine girdik. Aslında şu toplantı bile geldiğimiz noktayı net bir şekilde resmediyor. Bir anda hepimizi daha önce ismini dahi bilmediğimiz uygulamaların kullanıcısı oluverdiğimizi gördük. Güvenlik endişelerimiz elbette var. Orası ayrı bir konu, ayrı değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Ama vurgulamaya çalıştığım şey adapte olma konusundaki hızımız. Çalıştığınız sektör her ne olursa olsun mutlaka dijital teknolojilerle entegre etmeye çalışın. İş hacminizi dijital ortama taşıyabileceğiniz mekanizmaları tasarlayın, uygulamaya geçirin. Eğer eksik kaldığınız noktalar olursa bizleri bilgilendirin ki biz de bu problemleri çözmeye yönelik politikaları diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte geliştirelim. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Sanayi sektörü ekonomimizin göz bebeği. Yeni normali sizler şekillendireceksiniz. Bakanlık olarak her türlü desteğimiz emrinize amade. Salgın sona erdiğinde Türkiye ekonomisi inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek. Ben tekrar her birinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. Vaktiniz müsaitse iki söz isteyen var. Onlara verebilir miyim efendim? Tabii onlara sözü verelim ama.